Sanayicinin işini kolaylaştıran, öğrenci içinse istihdamı kolaylaştırıcı zemin hazırlayan kalite personeli yetiştirme programı 7. dönem mezunlarını verdi. Üniversitelerin son sınıflarında okuyan öğrencilere hem sorumluluk hem de bilgi ve beceri sağlayan eğitim sistemi Türkiye'de ilk ve tek olma özelliğine sahip. Bu arkadaşlarımız rakipleri var. Yani diğer arkadaşları da bunların rakipleri. Sanayicilere baktığınızda sanayiciler hep çalışanları birikimli almak istiyor. Bilinçlendirme hareketi tam 7 hafta sürdü. Öğrenciler dersleri akademisyenler ve özellikle işin mutfağındaki sanayicilerden aldı. Bu sene 300 sayısına erişiyoruz yaklaşık. 35 civarında öğrencimiz vardı. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda bu arkadaşlarımızın çoğu mezun olurken iş sahibi oldular. Daha doğrusu olmadan iş sahibi oldular ve talep edildiler bu arkadaşlarımız. Kalite Derneği Kalder projeyi Uludağ Üniversitesi ile ortak yürütüyor. Kalite ile ilgili bütün sorunları çözme becerileri gelişiyor. Bir taraftan da bu programa katıldıkları için sertifika da alıyorlar. Bu sertifika tabii ki onları iş hayatına atıldığında da önemli bir avantaj sağlıyor iş bulma anlamında da. Ama daha da önemlisi kalite kültürüyle tanışmış oluyorlar. Programdan mezun olan öğrencilerin birçoğunun işi hazır bile. Hazır olmayanlarsa edindikleri sertifikayla kolayca iş bulabilecek. Bir kere birebir iş hayatından deneyimli insanların deneyimlerini bize aktarmaları gerçekten bizim için çok faydalı oldu. Başka bir proje imzaladım. Bugün 7. mezunlar verecek. Evet. Ben biraz bahsedeyim ve bu geceden istersen bahsedeyim biraz. Tabii ki. Dediğiniz gibi 7.'si aslında ülkemizde sürdürülebilirlik zor sağlanan bir şey. Ama kentimizin bize sahip çıkmasıyla ve bizim de doğru işler yapmamızla Uludağ Üniversitemizle birlikte bu sene 7.'sini sona erdirdiğimiz kalite personeli yetiştirme programı adını verdiğimiz bir ödül töreniyle, bir sertifika töreniyle bir aradayız. Burada amaç üniversiteden mezun olmamış ya da mezun olmuş henüz işe başlamamış arkadaşları, sanayide sorumluluk alabilecek arkadaşları belirli konularda birikim sahibi, bilgi sahibi yapabiliyor olmak. Bu arkadaşlarımız rakipleri var. Yani diğer arkadaşları da bunların rakipleri. Sanayicilere baktığınızda sanayiciler hep çalışanları birikimli almak istiyor. Deneyiminiz var mı diye soruyor. Tabii ki sanayici söz hakkı vermezse, sorumluluk hakkı vermezse bu birikim nereden olacak? Biz de bu sürece katılan arkadaşları, diğer arkadaşlarının bir adım önlerine geçebilmeleri için kalite konusunda bilinçlendirme hareketi başlattık. 7 hafta süren, tamamına yakını sanayideki yöneticilerden, profesyonel yöneticilerin olduğu, onun ötesinde de üniversitemizin akademisyenlerinin de olduğu nitelikli ve çok detaylı bir program hazırladık. Arkadaşlar hafta sonlarından feragat ederek bu programlara katıldılar. Geçtiğimiz yılları söylüyorum. Bu sene 300 sayısına erişiyoruz yaklaşık. 35 civarında öğrencimiz vardı. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda bu arkadaşlarımızın çoğu mezun olurken iş sahibi oldular. Daha doğrusu olmadan iş sahibi oldular ve talep edildiler bu arkadaşlarımız. Burada sorun yaptığımız, bizim fark yarattığımız konu ne? Sanayicinin süreci bilerek aradığı elemanları biz sanayiciye sunmuş oluyoruz. Öğrenciler için ne yapıyoruz? Diğer arkadaşlarından bir adım daha önde, literatürü bilerek, felsefeyi bilerek bir altın bilezikle onları bilgilendirmiş, donatmış oluyoruz ve sanayiye yönlendirmiş oluyoruz. Böylece kazan kazan ilişkisi yaratmış oluyoruz. Yani arayan aradığını buluyor. Neticede biz de bunun coşkusunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu süreci biz Uludağ Üniversitemizle, geçmiş dönem rektörlerimiz ve akademisyenlerimizle gerçekleştirdik ve aynı coşkuyla gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Ben Uludağ Üniversitemizin rektörüne ve tüm rektör yardımcılarına, akademisyenlerine, süreçte emeği geçen kurum yetkililerine teşekkür ediyorum. Tabii ki Kalder Bursa Şubesi'nin nitelikli ve performanslı bir süreci var. Onlara çok teşekkür ediyorum. Daha da önemlisi bu süreçte bu öğrencilere bu bilinci, birikimlerini aktaran, paylaşan profesyonellere teşekkür ediyorum. Çünkü ailelerinden, hafta sonlarından verdiler ve bu arkadaşlarımıza değer yaratmaları için, fark yaratmaları için katkı verdiler. Biraz sonra böyle bir törenimiz olacak. Biz de coşkuyla devam edeceğiz.
Sonra bitmeyecek. 8.sini başlayacağız. Sonra devam edecek. Amaç ülkemize bilinçli bireyler yetiştirebiliyor olmak. Ülkemizin geleceğini sağlam ellere, bilinçli ellere, sorgulayan, değer yaratan, fark yaratan ellere teslim ediyor olmak. Bugün bu kadar arkadaşa dokunabildik. Ama bizim projemiz önümüzdeki yıllarda giderek artacak şekilde kişilere dokunabilmek ve fark yaratabilmek. Biz çok teşekkür ediyoruz. Bugün kaç kişi? Bugün bu programa katılan 36 öğrencimiz oldu. Toplamda da 295 öğrencimiz oldu. Bu arkadaşlarımızın dediğim gibi bir kısmı sanayide yerlerini aldılar. Belki içeride sanayiden yöneticiler de, patronlar da var biraz sonra. Onlarla tanışacaklar. Belki birkaç saat sonra bazıları buradan iş sahibi, iş teklifleri almış olarak çıkacaklar. Çünkü geçtiğimiz yıllarda biz bunu yaşadık. Törenimize de kentimizin hem sanayicileri hem de bürokratları teveccüh gösteriyorlar. Biz de bu güçle yolumuza devam ediyoruz. Sizin de bizim sesimizi duyuruyor olmanız, her zaman bize destek oluyor olmanız bize de çok güç veriyor. Dilerim hep birlikte güzel şeyleri yapmaya devam ederiz. Burada alan farkı var mı? Her öğrenci katılabiliyor mu bu programda? Katılabiliyor. Her öğrenci katılabiliyor. Burada biz kalite bilinciyle, kalite felsefesiyle ilgili 14 değişik başlıkla öğrencilere bilgiler aktarıyoruz. Bu bilgiler de sohbet şeklinde oluyor. Bazı öğrencilerimizin arkadaşlarıyla süreci paylaştıklarını duyuyorum ben. Tüh biz de katılsaydık, tüh keşke biz de olsaydık diyorlar. Önümüzdeki yıllarda sanıyorum artacak ve böylece biz yolculuğumuza devam edeceğiz. Bu etkinlik Türkiye'de tek yapılan, ilk yapılan etkinliktir. Bu konuda ilk yapılan etkinliktir. Önümüzdeki dönemde eğer uygun bir ortam ayarlayabilirsek sanayide çalışan, görev alan personelimiz için de farklı bir kalite programı söz konusu olabilir. Yine üniversitemizin işbirliğiyle. Bunların hepsinden sizler adım adım haberdar olacaksınız. Desteğinize çok teşekkür ediyorum. Biz de sağ olun. İşin ana temelinde siz varsınız, eğitim kısmında siz varsınız. Peki Uludağ Üniversitesi olarak nedir bu katkı koyduğunuz şey, proje ve amaç neydi? Bu projenin temel amacı kalite kültürünü üniversite öğrencilerimize yaymak. Burada tabii ki Uludağ Üniversitesi eğitmenler bölümünde önemli bir görev alıyor. Bunun dışında dışarıdan da eğitmenlerimiz var. Kalder Bursa Şubesi'yle beraber bu programı yürütüyoruz. Öğrencilerimiz çeşitli branşlardan öğrenciler buna katılıyor. Dolayısıyla da meslek hayatlarına atılmadan önce kalite kültürüyle tanışmış oluyorlar. Daha sonra meslek hayatlarına atıldıklarında kaliteyle ilgili bütün sorunları çözme becerileri gelişiyor. Bir taraftan da bu programa katıldıkları için sertifika da alıyorlar. Bu sertifika tabii ki onları iş hayatına atıldığında da önemli bir avantaj sağlıyor iş bulma anlamında da. Ama daha da önemlisi kalite kültürüyle tanışmış oluyorlar. Kaliteye ait bütün sorunları çözme becerilerini kavramış oluyor. Zaten kalite hayatımızın her safhasında bizi sarmalıyor. Dolayısıyla da bunu sadece iş hayatında kullanmanın ötesinde günlük hayatımızda bile, ev hayatımızda bile bu kültürü monte etmemiz mümkündür. Dolayısıyla da çok temel bir eğitimi aldıklarını söyleyebilirim. Peki anahtarlarına söylersek ne tür eğitimler aldılar, ne tür dersler gördüler? İşte burada temelde kalite kültürünün temel ögeleriyle tanışıyorlar. Kalite kavramıyla tanışıyorlar. Tabii ki kalite kavramı hemen günlük bir olay da değil. Bu kavram sürekli yenilenmesi lazım. Kalite hayatımızın her döneminde olacak ama son noktayı bulmak da mümkün değil. Sürekli daha iyiye, daha iyiye gitme felsefesini anlatıyor. Yani dolayısıyla da kalite kültürünün temel ögelerinden bir tanesi sürekli yenileşme, sürekli kendini yenileme, sürekli iyiye doğru, güzele doğru yönelme politikası. İşte bu felsefeyi ondan anlatıyoruz. Dolayısıyla da bulunduğu yerle yetinmeme, bulunduğun güzellikle yetinmeme, daha ileriye, daha güzele yönelme arzusu diyebilirim. Bu programın temel felsefesi de bunu içeriyor. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Bir resim alabilirim. Fatma Gül Aslantaş, Uludağ Üniversitesi Ekonometri 3. sınıf öğrencisiyim. Kalder ve Uludağ Üniversitesi'nin ortaklaşa yaptığı bu programa, kalite personel yetiştirme programına katıldım. Ben kesinlikle İBF ya da mühendislik hiçbir bölüm ayırt etmeden bütün arkadaşlara bu programa katılmalarını tavsiye ediyorum. Ciddi anlamda çok büyük deneyimlerini paylaşıyor çünkü katılımcılar. Herkese tavsiye ederim. Ben çok memnun kaldım. İnşallah bugün de sonuçlarını göreceğiz. Teşekkür ederim. Adım Kemal Tozcu. Makine mühendisi 3. sınıf öğrencisiyim. Bu kalite kursunda hem katılımcılardan iş konusunda tecrübeleri gerek nasıl diyeyim
Peki şimdi eğitiminiz sırasında bir eğitim daha aldınız ve hani sizin gelecekte de iş bulma konusunda da size bir artık atacak. Bundan bahsedelim. Kesinlikle, neler kesinlikle. Bundan sonra neler katarsa. Hocam, sorun heyecanlı. Olsun, saygı olsun. Lütfen. Atlasak olmaz mı? Tamam. Tamam, bir saniye. Ben Zeynep Roma'dan aldım. Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Bu bölüme katılırken aslında bakarsanız bölümümle alakalı mı diye bir takım kuşkularım vardı ama özellikle programa katıldıktan sonra gördüm ki her bölümde ayırt edilmeksizin katılması gereken bir program. Bir kere birebir iş hayatından deneyimli insanların deneyimlerini bize aktarmaları gerçekten bizim için çok faydalı oldu. O yüzden katıldığım için çok memnunum ve arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum. Teşekkürler. Sınıf öğrencisiyim. Programa katılmadan önce çevreyle ilgili bazı kafamda soru işaretleri vardı. Bunların toplam kaliteyle, ISO eğitimleriyle, diğer etkinliklerle nasıl birleştirebileceği hakkında bana bir vizyon sağladıkları için öncelikle bana eğitim veren ve bu kurum adı altıyla beraber gelen bütün yöneticilere teşekkür etmek istiyorum. Bütün arkadaşlara da tavsiye ediyorum. Ferhat Toptaş. Ve toplam kalite yönetim konusunda daha bilgi sahibi olmaları için vermiş olduğumuz eğitimlerdi. Her yıl konusunda uzman eğitmenler, iş dünyasından konuşmacılar, fabrikalara yaptığımız teknik geziler, sonrasında öğrenci arkadaşlarımıza uyguladığımız sınavımız ve kalite başarı sempozyumuna katılarak 2 gün boyunca bu aldıkları eğitimleri pekiştirmeleri için hak tanıdığımız öğrenci arkadaşlarımızın 2006 yılından bu yana gerçekleştirmiş olduğumuz eğitimlerdeki resimlerini görüyoruz. Öğrencilerle beraber tüm günü orada geçirdiler. 7 hafta sürdü. Ulutek eğitim salonlarında verdik eğitimlerimizi. Bir yıl yapmış olduğumuz programda kalite kavramları, ilkeler ve uygulamalar hakkında detaylı bilgi edinmiş oldular. Kalite problemlerini çözmekte yaratıcı oldular. Kazandıkları bilgileri yazılı ve sözlü olarak uygun, profesyonel ve akademik yaklaşım sunabilir hale geldiler. Bu öğrenci arkadaşlarımıza katılımcılar yüksek motivasyon seviyesine ulaşır, kalite konusunda kurum içerisinde kalite kültürünün gelişmesini sağlarlar. Çalışanlar, burada görmüş olduğunuz firmalarda bu programı tamamlayan birçok öğrencimiz işe başladı. Hatta bazıları 3 Kasım 2012'de geçen sene programa katılan ve burada belgesini almak üzere geçen sene töreninde bulunan İsmail Bak Türkiye'deki sanayimize üniversitede almış oldukları önemli eğitimin üzerinde kendilerinin uygulayacakları daha üst seviyede bilgilerle beraber donatılmış bir halde Türkiye'de iş dünyasındaki iş adamlarıyla paylaşmak. Ve bu sene katılan arkadaşlarımızla bu cumartesi günü yaptığımız sınavda çekildiğimiz son fotoğrafımızı görüyorsunuz sınav sonrası. Ben tüm arkadaşlara katılımını Kalder Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Emin Direkçi'yi kürsüye davet ederken de bazı adımlar atmak. Birçok kulvarda sorumluluk almaya çalışıyoruz. Bu o kulvarlardan bir tanesi. Uludağ Üniversitesi'niz geçmiş dönem rektörleri ve yönetimi ve şimdiki aralıksız bize çok gönülden destek veriyorlar. Çok gönülden ve içten. Bizim amacımız yönetimde, düşüncede kaliteyi geliştirmek. Ülkemizin buna ihtiyacı var. Biz düşüncede kaliteyi iyileştirebildiğimiz zaman birçok konuda başarılı oluyor olacağız. Yani sizi diğer arkadaşlarınızdan bir adım öne çıkartıyorlar. Sanayici de tabii ki bunlardan memnun. Bu terminolojiden haberdar olan, bilen arkadaşlar yanlarına gidiyor. Benim sizden ricam bunu sadece işinizde değil, hayatınızda uygulamak. Burada size aktarılan şeyler üretimin adımlarında, hizmetin adımlarında sadece değil. Burada bahsedilen tüm konuları hem kendinize, hem ailenize, hem arkadaşlarınıza, hem de toplumun içerisinde bir birey olarak yaşarken uyguluyor olmanız. Çok önemli. Tüm arkadaşlarına, tüm mezunlara, üniversite mezunu olmasa da, giremese de, lise mezunu olmasa da, kuşak ayrımına bizim şu anda ülkemizin ihtiyacı yok. O yüzden siz tarif edilen o kuşakla ilgili beklentilerinizi, konfor alanlarınızı
Özel hayatınızda, sosyal hayatınızda yapın, yaratın. Ama ben mesaiye kalmam. Ben çok çalıştım. Kültürle tanıştığımda ve bu eğitimleri aldığımda doçenttim. Yani 40'lı yaşların üzerindeydim. Şimdi bakıyorum sevgili evlatlarımız 18 yaşında, 20 yaşında kalite kültürüyle tanışıyorlar. Dolayısıyla da bu rakamı gördüğümüzde bile ülkemizin geleceğiyle ilgili gerçekten de umutlanmamız için birçok gerekçenin var olduğunu görüyorum doğrusu. O nedenle de ben sevgili evlatlarımıza teşekkür ediyorum. Yani böylesine motive oldukları için, böylesine ileri görüşlü oldukları için. Tabii ki kalite, evet, az önce öğrendiğimiz bilgi eşliğinde 7.'si düzenlenen bu kalite personel yetiştirme programına katılan öğrencileri ben de Büyükşehir Belediye'miz olarak tebrik ediyorum. Hakikaten kalite her yerde var. Belediyecilikte var, başka iş alanlarında var, işletmelerimizde var. Kalite her zaman hayatımızın bir artık noktası oldu. Her yerde kaliteli iş isteniyor. Belediyelerden de bu isteniyor. Yapılan bir kaldırım çalışması bile kaliteli olursa da bir göze batıyor. Kalitesiz yapmazsanız o hemen tenkite uğruyor. Ben belediyecilik açısından söyleyeyim. Kalite her yerde var. O bakımdan burada bu Kalder'le beraber üniversitemiz çok büyük bir işe girmişler. Ve bu çalışmayı yapmışlar. Hakikaten çok güzel bir şey. Her iki kuruluşa da gerek üniversitemize, Uludağ Üniversitemize gerekse Kalder'e çok teşekkür ediyorum ben de. Hakikaten bu bursamız için çok özel, güzel bir çalışma. İnşallah bu ileriki yıllarda da böyle devam edecektir diyorum. Tabii buradan eğitim alan bu öğrencilerimiz, sevgili kardeşlerimiz, hakikaten bunları iş yerlerinde, iş hayatlarında daha iyi uygulayacaklar. Ve bu kalitenin ne denli öne çıktığını o zaman daha iyi görecekler diyorum. Ben de bu duygularla buraya katılan herkese tekrar sevgilerimi, saygılarımı sunarken Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Recep Muhterem hanımefendiler, muhterem beyefendiler.